Sevgili katmanliklerim, çok değerli takipçilerim, yeni ve yine büyük önem taşıyan iş bu videom ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz hepimiz için önemli bir konu. Bina deprem risk raporu. Bina deprem risk raporu neden çok önemli? Bina deprem risk raporu nedir? Risk raporu nasıl hazırlanır? Risk raporunu kimler hazırlar? Risk raporu kaç günde hazırlanır? Risk raporu kaç lira tutar? Risk raporunu tek kat maliki yaptırabilir mi? Firma olarak biz nerelere deprem risk raporu hazırlıyoruz? Bu soruların cevaplarını bulacaksınız bu videomuzda. Hayatınız için önem arz eden konular bunlar, biliyorsunuz. Onun için lütfen videomu atlama yapmaksızın sonuna kadar sadece birkaç dakikanızı ayırarak baştan sona izlemenizi önemli sizlerden rica ediyorum. Çünkü hayatımızla ilgili gerçekçi bilgiler içeren iş bu videom gerçekten sizler için, bizler için, hepimiz için çok faydalı olacaktır. Biliyorsunuz ki bir hafta önce Türkiye'mizi yasa boğan, yüreklerimizi yakan, 10 büyük şehrimizi kapsayan, onlarca ilçemizi ve yüzlerce köyümüzü etkileyen, gerçek anlamda çok büyük bir deprem yaşadı Türkiye. Tabii ki bunun sorumluluğu çok büyük. Bunun nedenleri, neden olduğu, nasıl olduğu, ne tedbirler alması gerekliliği vesaire gibi durumları sorgulamıyorum. Ancak bundan sonra hayatlarımızda önlemler almak adına ne yapabiliriz? Bugünden tezi yok. Hangi tedbirleri alabiliriz? Bunlara bakmak, bunları düşünmek ve buna göre hareket etmek gerekir diye düşünüyorum bir uzman olarak. Siz ne dersiniz? Onun için deprem gerçeğini bir kez daha sizlerle karşılıklı konuşmak, yorumlamak istedim bu videomda. Evet sayın katmanliklerim, çok değerli takipçilerim. Malum, deprem beklemez diyorum. Ne zaman, nerede, ne şekilde, kaç şiddetinde olacağı önceden kesinlikle kestirilemeyen ama bir o kadar da gerçek aslında hayatımızda deprem. Öyle değil mi? Bunu bildiğimize göre bizler yaşamlarımız boyunca depremle ilgili olarak hangi tedbirleri nasıl ve ne şekilde alabiliriz? Bunu düşünmek, bunu görmek gerekir. Haydi başlayalım o zaman bakalım. Hoş geldiniz. Beni artık birçoğunuz yakinen tanıyor. Erol Çelik ben. Kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Son 11 yıldır kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olarak siz kat maliklerimin yanında, her zaman sizlerin yanında yer alarak sizlerin hak, hukuk, çıkarlarınız, sizlerin kentsel dönüşüm hakkındaki bilmediklerinizle ilgili elimden geldiğince bilgilendirmelerde bulunuyorum. Sizlere bu anlamda bir bakıma rehber olmaya çalışıyorum. Birçok kat malikimize de bu anlamda onların bana ulaşması veya benim onlara ulaşarak kentsel dönüşümle ilgili sıkıntılarına çözümler buldum diye düşünüyorum. Geçen bu 11 yıllık uzun süreçte. Sizler de beni her zaman arayarak, bana mail yoluyla ulaşarak, WhatsApp'tan mesajlar atarak memnuniyetlerinizi dile getiriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Son zamanlarda ülkemizde farklı doğal afetler yaşanıyor. Oluşan tüm kayıplar nedeniyle hazırlanan yönetmeliklerde her geçen gün bu bağlamda sıkılaştırılıyor. Yapılan çarpık ve kaçak kentleşme nedeniyle doğal afetlerde ciddi kayıplar yaşanıyor. İrili ufaklı yaşanan sarsıntılar, yönetmeliğe uygun inşa edilmemiş eski binalar için tehlike yaratıyor her zaman. Ayrıca buna ilave de bir de kaçak olarak yapılan yapıları da aynı derecede değerlendirirsek tehlike ne kadar büyüyor. Bu nedenle eski ve kaçak yapılar deprem yönetmeliğine uygun olmadan inşa yapılmış tüm yapıların
deprem risk analizlerinin yapılması gerekiyor sayın katmerliklerim. Bu sayede yaşanacak olan can ve mal kayıplarında bir nebze olsun önüne geçmiş bulunacağını düşünüyorum. Depreme yakalanan birçok kişi can ve mal kayıpları yaşamasa da psikolojik olarak da etkilendi doğal olarak. Oturdukları ev için deprem risk analizi yaptırarak sağlamlığından emin olmak istemekte çoğumuz, doğru mu? Firmamız uzman ekibiyle birlikte deprem risk analizi yapmanın yanı sıra biliyorsunuz ki Türkiye genelinde 18 dalda profesyonel ekip arkadaşlarımız ile birlikte kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti de vermekte. Biliyorsunuz ki bizim vermiş olduğumuz hizmetlerimizin arasında, bu 18 daldaki hizmetlerimizin arasında bir tanesi de deprem risk analizi danışmanlık hizmetidir. Binanızın riskli olup olmadığının kontrolüne deprem risk analizi denir. Deprem sırasında binanızın yıkılma ya da hasar görme ihtimali olan binalara riskli yapılar denilir. Öncelikle bina analizi yapılırken binanın güncel ve genel durumu ile ilgili depreme ne kadar dayanıklı olduğu ölçülür. Analiz deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılır tarafımızca. Binanın bulunduğu zeminin özellikleri incelenir ve bina buranın rölevesi hazırlanır. Zemin etüdü yapılır. Binada oluşmuş tüm hasarlar belirlenir. Taşıyıcı kolonlardan karot alınır. Demirlere bakılır. Alınan numunelerle beton dayanımı testleri yapılır laboratuvarımızda. Toplanan veriler bilgisayarda 3 boyutlu bir model olarak çizilir. Mühendis arkadaşlarımız binamıza ait tüm bilgilere ulaştıktan sonra da gerekli tüm numuneleri alarak testler yapılır. Böylelikle deprem sağlamlık raporu bütün bu incelemelerin sonunda oluşturulur. Çıkan rapor sonuca göre deprem risk analizi tamamlanmış olarak yapılan deprem risk analizi sonuçlarını da biz bu yapılan çalışmalar 7 ila 10 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Mühendis arkadaşlarımız raporu tüm sonuçları değerlendirerek görüş ve önerilerini de bu raporda bildirerek hazırlarlar. Hazırlanan rapor bilgi amaçlı olarak sadece şirketimize başvuruda bulunan hak sahibine veya hak sahiplerine teslim edilir. Binanız için analiz yaptırmak istediğinizde bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, uzun yıllar bu sektörde hizmet vermiş, güvenilir ve tüm yeniliklere sahip, yetkinliklere sahip mühendis kadrosuyla sizlere detaylı olarak hizmet sunan firmamızı tercih etmenizi önermekteyim. Eğer binanızın riskli olduğunu düşünüyor ama apartman sakinleriniz bu konuda bir şey yapmıyorsa kendiniz de bireysel olarak bilgi amaçlı deprem risk analizi için bizlere başvuruda bulunabilirsiniz. Bu hakkınız olduğunu biliyor muydunuz? Bizleri arayarak gerekli tüm bilgileri bizlerden alabilir ve bizlerin yönlendirmeleriyle beraber binanızın deprem risk analizini yaptırabilirsiniz. Kısacası her bir bireyin sağlam bir binada mı oturuyorum, dairem sağlıklı mı sorusuna cevap bulma hakkı vardır. Onun için tapu sahibi olarak, hak sahibi olarak her vatandaş bize başvurarak oturmuş olduğu binanın veya dairenin sağlam bir bina mı veya daire mi olduğunu araştırmalarını yaptırabilir, isteyebilir. Başvuruda bulunmak için oy çokluğuna gerek görülmez. Yapılan testler neticesinde verilen raporda binanız riskli durumda ise bu durum başvuru sahibine bildirilir. Binanın deprem güvenliği için güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme veya kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılması gerekiyorsa
Bütün bu bilgiler hak sahibine genel bilgilendirme tarafımızca yapılır. Biliyorsunuz ki ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin çoğunu da depremler oluşturmakta. Bu doğal afetlere karşı yeterli önlemler alınmadığında mal ve can kayıpları da büyük olarak yaşanmaktadır. Son depremde gördük. Deprem riskli veya hasarlı olduğunu düşündüğünüz binalara deprem testi yaptırarak, dayanıklılık raporu alarak muhakkak bu işlemi tamamlayınız. Bu kapsamda mevcut binada deprem yönetmeliğine uygun olarak gerekli tüm tespitler yapılarak deprem raporu hazırlatınız. Binanızın gerçek deprem güvenliğinizi ortaya koyunuz bu rapor karşılığında. Bu şekilde bina sağlamlık testi tamamlanmış olur tarafımızca. Özellikle deprem kuşağında bulunan şehirlerde yaşayan halkımız için, kat maliklerimiz için gerekli önlemleri aldıktan sonra mutlaka deprem testi yaptırmalarını önermekteyim bir uzman olarak. Böylelikle yaşadığınız binanın dayanıklılığını ölçebilir, olası bir depremde ne kadar zarar göreceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu şekilde de can ve mal kayıplarının önüne geçerek güvenlik veya önlemleriniz için büyük bir adım da atmış olursunuz bu test sonucunda. Henüz binanıza deprem testi yaptırmadıysanız iletişim numaralarımızdan bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği dahilinde yetkilendirilmiş şirketler aracılığıyla yönetmeliğe uygun olarak yapılan teknik tespitler sonucunda binanın sağlamlığını ortaya koyma işlemlerinin hepsine deprem testi denilmektedir. Güvenilir firmamız ile sağlık ocakları olsun, hastaneler olsun, apartmanlar, binalar, villalar, işyerleri, okullar, yurtlar, bankalar dahil olmak üzere tüm yapılarınız için çok uygun fiyatlarla bina sağlamlık testi yaptırabilirsiniz. Özellikle deprem kuşağında olan illerimizde yaşayan kat maliklerimiz, oturdukları evin, çalıştıkları iş yerinin depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu merak etmiyor musunuz? Yapılan deprem raporu testiyle alınan rapor sonucunda nasıl bir binada bulunduğunuzu öğrenme ve buna göre tedbir alma imkanınız ortaya çıkıyor. Özetle bu test sayesinde doğru yöntemlerle doğru ekipmanlar kullanılarak binanızı sağlamlaştırma yolunda çok önemli bir adım da atmış oluyorsunuz. Evet sayın kat maliklerim, sevgili takipçilerim, bizler yetkili firma olarak neler mi yapıyoruz? Bizler görevli arkadaşlarımızla birlikte öncelikle binanın durumu ile ilgili gerekli ön incelemeleri yapıyoruz. Binada oluşmuş hasarlar varsa onları tespit ediyoruz. Bunları raporluyoruz. Binanın oturduğu zemin için zemin etüdü raporlarını hazırlıyoruz. Binanın mevcut projeleri var ise yerinde tespit yapıyor. Eğer projeler yoksa bina rölevesi çiziyoruz. Binanın depremlerden, dış etkenlerden ve kullanılan malzemelerden kaynaklı hasarları var ise bunları tespit ediyor ve raporluyoruz. Daha sonra özel ekipmanlarla kolon ve perdelerden numuneler alınarak yetkili laboratuvara inceleme yapılmak üzere gönderiyoruz. İşte bu işleme de karot alma işlemi diyoruz. Karot alma yapının beton dayanımının tespiti için kullanılan bir yöntem. Binadaki betonarme, taşıyıcı elemanlarda bulunan donatılarda paslanma var ise bütün bunların tespit edilmesi olarak ortaya çıkıyor karot alımı. Karot alım işlemleri binanın donatılarında çap, adet ve aralıkları da belirlenmiş oluyor. Son olarak bilgisayar yardımıyla binanın 3 boyutlu modeli tasarlanıyor. Gerekli deprem analizleri yapılıyor. Yapılan çalışmaların sonucuna göre de binanızın deprem testi raporu hazırlanıyor. Bu sayede bina sağlamlık testi tamamlanmış oluyor.
Deprem testi hizmeti için tüm bu işlemleri uzman ekiplerimizden yararlanarak yaptırmanızı önermekteyim. Hatta hiç zaman kaybetmeden hemen şu an itibariyle bu işlemlerinize başlamanızı bir uzman olarak önermekteyim. Çünkü birçok şehrimiz deprem kuşağında. Binalar eski. Ama neye göre eski, ne kadar eski? Yeni ama yeni binalarında böyle bir rapora ihtiyacı var. Bunu unutmayınız. Böyle bir rapor ile tüm kat maliklerimiz oturdukları binanın sağlamlığını öğrenecekleri için depreme yakalanmadan öncesinde birçok derin ve teknik bilgiye de sahip olmuş olacaklardır. Bunun için bulunduğunuz binanızın deprem risk raporunu, bina sağlamlık testlerini muhakkak yaptırınız. Biz firma olarak başta İstanbul'un 39 ilçesi olmak üzere tüm Trakya ve Bursa, Çanakkale, Yalova gibi illerimize, ilçelerimize uzman ekiplerimiz ile sağlıklı hizmet vermekteyiz. 36 yıllık deneyim ve tecrübeye sahip bir firma olarak uzman ekip arkadaşlarımız da her zaman sizlerin yanında olduğumuzu bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim. Ülkemizde son yıllarda yaşanan şiddetli depremler nedeniyle birçok kişi oturdukları binanın ne kadar güvenilir olduğunu son zamanlarda sorgulamaya başladı. Özellikle son bir haftadır. Deprem yönetmeliğine uygun olmadan inşa edilmiş eski yapılar ve dış etkenlere maruz kalarak yıpranmış binalar kentsel dönüşüm projelerine girerek yeniden yapılandırılmakta veya güçlendirme yapılarak depreme güvenli hale getirilmektedir. Ancak ev sahiplerinin büyük bir çoğunluğu maliyet nedeniyle deprem sağlamlık testi yaptırmak istememektedirler. Tahmin edilenin aksine deprem testi fiyatı şirketimiz tarafından en uygun fiyatlara yapılmaktadır sevgili kat maliklerim. Binanızın sağlamlık testi raporu için, fiyatlama için bizleri şirketimiz telefonundan 0850 30 30 734 nolu şirket hattımızdan veya direkt olarak 543 347 69 20 nolu WhatsApp hattımızdan arayarak veya bizlere yazarak bu konu hakkında geniş bir bilgi bizlerden alabilirsiniz. Deprem testi ve deprem raporu ister bilgi amaçlı olsun, isterse resmi amaçlı olsun, güncel deprem yönetmeliğine uygun, en uygun deprem testi fiyatı ile uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanır ve rapor içeriği hakkında size bilgi verilir. Aldığınız rapor belediyede ve diğer idarelerde geçerlidir. Evet sevgili kat maliklerim, sayın takipçilerim, uzman bir firma olarak 36 yıllık bir deneyim ve tecrübeye sahip teknik uzman birisi olarak sizlere önerim odur ki şu andan itibaren muhakkak binalarınızın deprem testlerini, sağlamlık test raporlarını yaptırınız. Ufak bir maliyet gerektiren durumlardan sakın ola ki kaçmayınız. Kendinizi, sevdiklerinizi güvende hissetmek adına muhakkak ama muhakkak bizleri arayarak binanızın sağlam olup olmadığını öğreniniz. Bunu hemen ama hemen zaman geçmeden, yarına bırakmadan yaptınız veya yaptırınız. Paranız hiçbir zaman canınızdan daha değerli olmasın yaşamanızda. Buna dikkat etmenizi öneriyorum bir uzman olarak. Şimdi param yok, şimdi ne gerek var? Bu kadar paramız yok, oraya şimdi bu kadar para harcayamam gibi düşüncelerinizi lütfen ama lütfen bir tarafa bırakarak bu meselenin hayatınızın meselesi olduğunu, bu meselenin sevdiklerinizle bir hayat meselesi olduğunu unutmayınız lütfen. Tekrar ediyorum. Paranız hiçbir zaman canınızdan kıymetli olmasın hayatınızda. Para her zaman kazanılır, malum.
Ama giden can gittiği zaman maalesef geri gelmiyor. Bu uyarılarımı dikkate almanızı önemli istirham ediyorum. Evet, geldik yine bir videomuzun sonuna. Her zaman söylediğim gibi bizlere tüm sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Yine tekrar ediyorum sayın kat maliklerim, sevgili takipçilerim. YouTube kanalıma hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz şu andaki videomun sağ alt köşesine abone ol butonuna tıklayarak aboneliğinizi yapınız. Bundan sonra yayınladığım tüm videolarımdan da haberdar olmak için lütfen bildirim zillerini de açmayı unutmayınız. Ayrıca sayın kat maliklerim, sayın takipçilerim, bizlere destek amaçlı olarak lütfen videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videomuzun yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyiniz diyorum. Videolarımızın veya videolarımızda yer alan çok değerli bilgilerimizin birçok kişiye ulaşması için de lütfen video linklerimizi sevdiklerinize, tanıdıklarınıza, gruplarınıza ulaştırmayı unutmayınız. Çünkü kentsel dönüşüm hepimizin sorunu. Kentsel dönüşüm hepimiz için önem arz eden bir konu. Böyle çok kıymetli bilgilerin yer aldığı, emeklerin harcandığı videolarımızın da çok geniş kitlelere ulaşmasını istemekteyim. Sevgilerimle kalın, sevgilerimizle kalın. Sağlıcakla, hoşça kalın.